Başkanım, Cemil Usta sezonu ve yeni bir Trabzonspor var. Geçen sezon hedefleriyle belki de hedeflerini arttıran bir Trabzonspor var. Yeni sezonla ilgili hedefler nelerdir? Şimdi yeni sezonla ilgili hedefimiz yani bu sene kadromuzu mümkün olduğunca zaten muhafaza etmeye çalıştık. İşte sizler de biliyorsunuz Rodayaga, İbanez ve son olarak da Vahit Amir ile Zargo Toure aramızdan ayrıldı. Ama ayrılan bu oyuncularımızın yerine çok ciddi takviyeler yaptık ve işte 3-5 gün içerisinde de yani Campi'nin transferi zaten bugün bitiyor. Kaleci olarak da Erce'yi kadromuza kattık bugün. Hayırlı olsun. İşte Obi Mikel orta saha transferimiz. Onun haricinde herkesin malumu neredeyse Ümit Milli Takımı'nın tamamına yakın bir bölümünü de kadromuza kattık. Genç oyunculardan da oluşan bir şeyimiz var. Transfer gerçeğimiz var diyelim. Bunların hepsi ileriye dönük olarak Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek olan arkadaşlarımız. Forvet transferinde öyle tahmin ediyorum ki 3-5 gün içerisinde neticeye erdireceğiz. Yani bugün itibariyle bile 3 ayrı ülkede bu transfer için çok yoğun uğraş veren arkadaşlarımız var. Tabii burada her şeyin ötesinde Trabzonspor'un bütçesi doğrultusunda da hareket etmek zorundayız. Yani geçen senenin üzerine takviyeler yaparak sezona başlayacağımız için doğal olarak da beklentilerinde geçen seneki lig sıralamasının üzerinde olması gerekiyor. Ama lig mücadelesi bu tabii. Neyin ne olacağı belli olmaz. Yaşayacağınız şanssızlıklar veya rakiplerinizin ortaya koyacakları performans, sizin ortaya koyacağınız performans neticede 34. hafta sonunda lig sıralamasını belirleyecek. Ben her zaman için şunu söylüyorum. Biz şampiyon olacağız sloganıyla, bu sene şampiyon biziz sloganıyla yola çıkmak son derece yanlış bir bakış açısı veya yanlış bir düşünce şekli. Kabul ediyorum. Camiaları heyecanlandırmak için bu veya buna benzer söylemler yapılabilir ama orada da camiaları beklenti içerisine soktuğunuz zaman bu beklentiler de karşılanmadığında ortaya da hiç hoş olmayan sonuçlar da çıkabiliyor. Bir kere ne olursa olsun bizim ligimizde 2019-2020 Cemil Usta sezonunda da şampiyonluk mücadelesi verecek takımların sayısı bana göre 5, belki 6. Her an sürpriz bir takım da çıkabilir. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız bu mücadeleyi en iyi şekilde vermek, Trabzonspor'a yakışır bir şekilde vermek. Çalışmadığınız takdirde, mücadele etmediğiniz takdirde, çok çalışmadığınız takdirde kadronuza kimleri dahil ederseniz edin netice almanız pek mümkün olmayabiliyor. Bunun da en güzel örneği yine Trabzonspor'dan örnek vereyim. Trabzonspor'un bizden önceki son 5 senesine baktığımız zaman işte 100'ün üzerinde oyuncu transfer edilmiş. 110 milyon euroya yakın para harcanmış. Ama neticede UEFA kupalarına dahi katılamayan bir Trabzonspor. Onun için Trabzonspor gerçeklerinden hareket etmek lazım her zaman. Ülke futbolunun gerçeklerini göz önünde bulundurarak mücadele etmek lazım. O mücadeleye hazırlanmak lazım. Ama dediğim gibi çok çalışıp, çok gayret sarf edip, özveriyle. Çünkü bizim bütçemiz diğer takımların bütçesiyle karşılaştırıldığı zaman neredeyse 1/4 oranında. Yani şöyle düşünün ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 4 kazanıyor. Şampiyonluk için mücadele ediyor. Siz 1 kazanıyorsunuz. Siz de aynı hedef için mücadele ediyorsunuz şampiyonluk için. Bizim işimiz çok daha zor. Ama güvendiğimiz şeyler tabii ki çok daha farklı. Camiamıza güveniyoruz. Futbolcularımızın ortaya koymuş oldukları mücadeleye ve aidiyet duygusuyla daha doğrusu ortaya koymuş oldukları mücadeleye güveniyoruz.
taraftarlarımıza güveniyoruz. Ben geçenlerde şöyle bir mesaj verdim. Biz taraftarlarımızı asla destekçi olarak görmüyoruz. O gözle de bakmıyoruz. Trabzonspor'da herkesin bir görevi var. Ahmet Ağol'un da bir görevi var. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın da bir görevi var. Futbolcuların da bir görevi var. Taraftarın da bir görevi var. Onlar destekçi değil. Stada geldikleri zaman takımın sahaya yerleştiği gibi tribünlere yerleşmesini istiyoruz biz onların. Ve takımı bu şekilde sahiplenip onların da bir görevi olduğunu unutmadan o görevi yerine getirmelerini istiyoruz. Buradan da tabii şu çıkıyor. Biz hepimiz Trabzonspor'un bir parçasıyız. Önemli bir parçasıyız. Tribündeki 7 yaşındaki çocuktan 77 yaşındaki nineye, dedeye kadar. Her zaman şu örneği veririm. Dünyanın en pahalı, en değerli saati şöyle önden baktığınız zaman bir mücevher gibi gözükür. Ama arkasına bakıp baktığınızda, arkasını açtığınızda onlarca parçanın bir araya gelmesinden oluşan bir mekanizma ile karşılaşırsınız. Oradaki en küçük bir parçayı çıkardığınız zaman işte o saat sadece 24 saatte iki defa doğruyu gösterir. Onun için hepimiz başkanından en küçük taraftarına, en yaşlı taraftarına kadar Trabzonspor'un önemli bir parçasıyız ve hepimizin bir görevi var. İşte bu 2019-2020 Cemil Usta sezonunda da herkesin, bütün taraftarlarımızın, bütün camiamızın, futbolcularımızın malzemecisine, futbolcudan malzemecisine, teknik direktöründen masörüne kadar bu görevi biz layıkıyla yerine getirdiğimiz takdirde, görevimizin bilinciyle hareket ettiğimiz takdirde işte o aradaki 1'e 4'ü kapatmamız hiç de zor olmayacak. Bu doğrultuda vereceğiz mücadelemizi. İnşallah Cemil Usta sezonu sona erdiği zaman da Trabzonspor Kulübü efsanevi kaptanının adına yakışır bir yerde 2019-2020 sezonunu tamamlamış olacaktır. Başkanım, Yusuf Yazıcı transfer döneminin en çok öne çıkan ismi. Bazı kulüplerle ismi alınıyor, Lille ismi ön plana çıkıyor. Son durum nedir, sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi Yusuf'la alakalı olarak yani bizim politikamızı biliyorsunuz. Biz hiçbir şekilde Yusuf'u gönderme taraftarı değiliz. Hiçbir futbolcumuzu. Yani Abdülkadir'le alakalı da aynı şeyleri söylerim işte. Yani diğer bütün futbolcularımızla alakalı da. Yani kadromuzu biz mümkün olduğunca muhafaza edip takviye ederek yola devam etmeyi amaçladık. Yalnız Yusuf'un kafasında yani yerleşmiş olan futbol hayatına dışarıda devam etme arzusu var. Kendisiyle çok uzun konuşmalar yaptık biz. Defaatlerle konuştuk. Önümüzdeki sene gitmesinin daha doğru olacağını söyledik. Ancak kendisi ısrarla gitmek istediğini beyan edince bu defa tabii konu farklı bir platforma taşınmış oluyor. O platform da şu: eğer gidecekse o zaman kulübün menfaatleri doğrultusunda ve kendisine yakışan bir şekilde gitmesinin gerektiğini ve gerekliliğini ifade ettik kendisine. Artık bütün kamuoyunun da malumu olduğu için söylemekten de imtina etmiyorum. Söylemekte de bir zarar görmüyorum. Yani kendisine tek ciddi teklif şu ana kadar Lille kulübünden geldi. Ancak Lille kulübü de yırtık kağıt 5 euroları bantla yapıştıran bir kulüp, malumunuz olduğu gibi. Orada Trabzonspor kulübünün beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadılar. Yani ne Trabzonspor kulübünün beklentilerini karşılayan bir rakam ne de Yusuf Yazıcı'nın gerçek değerini yansıtan bir rakam olmadığı için Lille kulübüyle de o konuda bir noktaya gelemedik. Dolayısıyla bu konu şimdilik askıda. Bir diğer konu UEFA süreci başkanım. Son durum nedir? UEFA sürecine itirazınızı yaptınız. Bizim itirazımız kasa oldu. UEFA'nın
İşte Trabzonspor Kulübü'nün UEFA'ya katılım gelirlerinin %50'sine el koyması yönünde bir karar vardı orada. Bunun ağır bir karar olduğunu ifade ederek kasa bu kararın kaldırılması yönünde bir itirazımız oldu. Geçen hafta sonuna doğru yaptık bu itirazımızı. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kas bu konudaki kararını verecek. Onun haricinde işte 22 Temmuz'da yapılacak olan kura çekimlerini bekliyoruz. Son olarak da geçen sene çok iyi altyapıda oyuncular izledik ve çoğu da ülke gündemine oturdu. Bu sezonda böyle sivrilen oyuncular olacak mı altyapıda? Ben kesinlikle olacağına inanıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben geçtiğimiz hafta içerisinde 6 gün zaten takımla birlikteydim. Yani birinci hazırlık dönemi çalışmalarımızın neredeyse tamamına yakın bir bölümünü saha içerisinden izledim. Beni umutlandıran, yani transfer ettiğimiz bu 8 genç oyuncumuzun dışında beni gerçekten çok umutlandıran 6-7 tane kendi altyapımızdan yetiştirmiş olduğumuz oyuncular var ki bunlar yani milli takım açısından da baktığımız zaman 2-3 sene sonra ihtiyaç duyulan o mevkilerde milli takımın ihtiyaçlarını çok ciddi şekilde karşılayacak ve Türk futboluna damga vuracak oyuncular. Tabii heyecanlanıyorum ben yani. Gençleri ne zaman seyretsem heyecanlanıyorum. Bizim kampta 42 kişiye yakın bir kadromuz vardı. Bu 42 kişinin de %70'i, %75'i 18 yaş, 19 yaş ve 6 oyunculardan oluşuyordu. Mesela özellikle kalecilerimize baktığımız zaman yani yukarıdan aşağı işte Uğurcan var, Erce'yi transfer ettik. Arda'yı hepiniz biliyorsunuz, işte 17 yaşında Galatasaray maçında Telekom Arena'da sahaya çıkan kardeşimizdi. Eğer o hakemin yanlış penaltı kararı sonunda bir de Arda kırmızı kart görmüş olsaydı kaleyi devralacak kardeşimiz de 15 yaşındaki Kaan'dı. İşte Arda var, Azat var, Kaan var. Yani neredeyse Türk futbolunun önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bütün kaleci ihtiyacını karşılayabilecek yetenekte genç kalecilerimiz var. Takım içerisine de baktığımız zaman çok önemli mevkilerde, orta sahada, forvet hattında Türk futboluna 2-3 sene sonra damga vuracak genç oyuncularımız var. Onların hepsini zaten büyük bir heyecanla ve gururla izliyorum. Yine işte bu hafta sonunda yapacağımız, gideceğimiz Avusturya'daki ikinci kamp döneminde de kendileriyle birlikte olacağım. Yani genç oyuncularımız, evet, geçen senenin üzerine koyarak gideceğiz bu sene. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii burada teknik heyetimize de çok ağır bir yük ve önemli bir görev düşüyor. Yani sadece ihtiyaç olan mevkilere hazır oyuncular almakla biz ülke futbolunu bir noktaya taşıyamayız. Benim mesela bizim son transferimiz Obi Mikel'den de şeyim oydu konuştuğumuz zaman. Biz sadece seni buraya o mevkideki boşluğu dolduracak olan bir futbolcu olarak transfer etmiyoruz. İşte Sosa'dan da beklentimiz o bizim, Vakayeme'den de beklentimiz o, Obi Mikel'den de beklentimiz aynı. Aynı zamanda genç futbolcularımıza tecrübelerini, birikimlerini aktararak onların en iyi şekilde yetişmeleri için, onların eksiklerini tamamlayan saha içindeki hocaları niteliğindeki oyuncular olarak görüyoruz biz bunu. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde bu çimentoyu layıkıyla gerektiği gibi kullanabildiğimiz takdirde genç oyuncularımızın diğer takımlardaki genç oyunculardan çok daha kısa bir süre içerisinde A takım seviyesine geleceklerini ve takımlarına hizmet edeceklerini düşünüyorum ben. Başkanım, her şeyi açıkladınız. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj var mı ekstra? Benim sormadığım için söylemek istediğiniz.
Yani şunu söyleyebilirim, yine benim mesajım taraftarlarımıza olacak. Başta da söylediğim gibi biz onları destekçi olarak görmüyoruz, taraftar olarak da görmüyoruz. Herkesin olduğu gibi onların da bir görevi var. Tabii sık sık mesajlar geliyor. İşte forvet transferi ne oldu, stoper transferi ne oldu, şu ne oldu, bu ne oldu. Beklenti çok büyük. Ama dediğim gibi beklenti bizim 4 katı fazla bir bütçeyle mücadele eden kulüplerin taraftarlarının beklentileriyle aynı paralelde. Yani şu an itibariyle baktığımız zaman 41 bin kişilik stadımızda 12 bine yakın kombine satılmış durumda. Madem beklenti bu kadar büyük, dediğim gibi herkesin bir görevi var. Onları da görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum. Tekrar söylüyorum, biz birlikte, biz bize ve yan yana olduğumuz zaman daha güçlü oluruz. Eğer bu bağlantılardan, bu parçalardan birisi koparsa, işte o zaman çok ciddi ve büyük sıkıntılar yaşarız. Taraftarlarımızın da bu bilinçle hareket ederekten hem forma satışlarına hem de kombine satışlarına gereken ilgiyi göstermelerini rica ediyorum. Teşekkür ederim.